Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk darbe gecesini, darbe girişimi gecesini yazdı. Kod adı Mürtet isimli kitabıyla şimdi birazdan bizimle birlikte olacak. E, o gece yaşananlarla ilgili çok ciddi sorular var. E, bu sorulara rağmen e, tartışmalar yürürken e, Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü sözlerinin başka bir boyut açtığını anlıyoruz. 17-25 Aralık öncesini saymıyorlar ya sorumluluktan kaçmak için. E, ne istediler de vermedik sözlerini unutturmaya çalışıyor Başbakan Binali Yıldırım. Tüm bunlar olurken bir yandan da başkanlık sistemi gündemimizde. Şimdi dün MHP'den Semih Yalçın'ın referanduma evet diyeceklerini ama referandumda başkanlığa hayır diyeceklerini açıklamasıyla beraber tartışmalar vardı. Milliyet'ten Mehmet Teskan'a bir bakalım. Çünkü e, net olarak hedef alınmış gazetecilerden birisi MHP tarafından anlamaya çalışıyor bu arada Mehmet Tezkan onu ifade edelim MHP'yi. MHP'nin başkanlık sistemindeki stratejisi bu. Mecliste evet, sandıkta hayır. Başkanlık sistemini toplumun hayatına uygun bulmuyoruz dedi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Parlamenter sistemden yanayız" dedi. "Halkın hakemliğine müracaat edelim" dedi. "Referandumda başkanlığa hayır deyin, parlamenter sistemi destekleyin" mesajı vereceğiz dedi. Bu söylediklerinden çıkan sonuç şu. MHP başkanlık sistemine mecliste evet diyecek, sandıkta hayır. Havet gibi bir şey olacak. Peki bunu kendi tabanına nasıl anlatacaklar? Bu da onların meselesi. Gelelim hepimizin meselesine. Soru şu. MHP iktidar partisinden gelen başkanlık sistemi önerisine gözü kapalı evet mi diyecek? Çünkü başkanlık sistemi var. Başkanlık sistemi var. Başkana yargı organları dahil her türlü atama yetkisini verebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi üyelerini seçme, HSYK'ya atama, yargı oluşturma gibi. Başkana yasama yapma yetkisi de verirsiniz. Başkana meclisi fes etme yetkisi de verirsiniz. Başkanı milletvekili listesini belirleme hakkıyla da donandırırsınız veya vermezsiniz veya sınırlı verirsiniz. Başkanlık seçimiyle vekil seçimini aynı anda aynı kampanya içinde yaptırırsınız veya yaptırmazsınız. Vekil seçimini farklı tarihte yapıp yürütmeyle yasamayı birbirinden koparırsınız. Başkana milletvekili seçiminde kürsüye çıkma, propaganda yapma hakkı verirsiniz veya vermezsiniz. MHP mecliste evet referandumda hayır diyecek de hayır sesini duyurabilecek mi? Neden hayır dediğini anlatabilecek mi? Kitlelere ulaşabilecek mi? Hayır. Ben size olacağı söyleyeyim. İktidar Partisi müthiş bir kampanya yapacak. Cumhurbaşkanı ayrı, başbakan ayrı. Bütün bakanlar birbirleriyle yarışırcasına ayrı kampanya yapacak. Medya 24 saat kullanılacak. Adeta bombardıman yapılacak. Başkanlık sistemine geçilmesi ülke batacak algısı yaratılacak. Evet bu olacak diyor Mehmet Teskan. Öztürk stüdyomuzda hoş geldiniz. Sağ olunuz. Şimdi Gülüyoruz. her şeyi bıraktık başkanlık tartışıyoruz ya bir yandan da MHP'nin havet diyecek herhalde diye yorumlayışı var Mehmet Teskan'ın. E, yapılan açıklama dün e, mecliste referanduma evet ama referandumda başkanlığa hayır şeklinde tavır alacakları yönündeydi. Şimdi tabii MHP'nin şu anda böyle bir aldığı bir grup kararı falan yok anladığım kadarıyla Hı -hı. yani genel hava onu veya açıklamalardan o ortaya çıkıyor. Burada şu anlaşılıyor ki MHP'de evet buna evet diyecekler olduğu gibi hayır diyeceklerinin de olabileceğini. Aynı durumda AKP içerisinde de evet diye beklenti var ama onların içerisinde de hayır diyenlerin çıkabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Yani öyle bu iş hemen çektik gibi değil, gözükmüyor. Yani bu ülkenin seven veya veya şöyle görmek lazım. Gelecek dönemde özellikle seçilme şansını göremeyen veya listelerde yer bulamayacağını düşünen çok sayıda milletvekilinin böyle liderlerinin istediği doğrultusunda da oy vermeyebileceğini de unutmamak gerekiyor. Sonuçta bunun bir de gizli oy olduğunda ifade edelim. O Başkanlık meselesi çantada keklik olmaz. Yani diyorsun, o kadar da abi. kolay değil bu işler. Türkiye'de toplumun büyük bir kesiminin karşı olduğu bakıyorsun Bir de bu başkanlık sistemiyle neyi çözecekler O da belli değil şimdi hatırlayınız daha önce en son işte 7 Haziran seçimlerinde Kasım seçimlerinde ne deniliyordu tek başımıza iktidara gelelim hemen birkaç gün içerisinde terörü bitireceğiz falan demişlerdi terörü bitireceğiz dedikleri zaman bakıyorsun o günden bugündeki rakamlara bakıyorsun Semra Bugüne kadar 492 askerimiz şehit olmuş, 244 polisimiz şehit olmuş, 48 korucumuz, 552 vatandaşımız olmak üzere 1435 kişi hayatını kaybetmiş. Neyle? E, Terörle mücadele ederken, hayatını e, şey, terör tek başına iktidara gelince derhal hemen terör bitireceğiz diyen hükümet döneminde. Tek başına ise tek başına. İşte, İstediğiniz kanunları çıkartabiliyorsunuz. İstediğiniz düzenlemeleri yapmanızda hiçbir engel yok. Sayısal olarak hiçbir engel yok. Hatta muhalefetin, ana muhalefetin her dediğine hayır denilen veya en makul önerilerini bile yok saydığınız bir parlamentoda e, istediğiniz e, terörle mücadele konusundaki düzenlemeler yapılabiliyormuş. E, şimdi görüyoruz darbeden sonrası gelişmeler de. Üstelik de tek başına e, terörü önleyecek diyenler ülkede darbe girişimine bile habersiz kaldıkları da ortaya çıktı. E, nitekim Cumhurbaşkanı, Başbakan bile böyle bir darbe girişiminden e, ilk o anda haberlerin olmadığını, e, ilgili kuruluşların yani devletin ilgili kuruluşlarının, kendileri bilgilendirmediğini haber verdi. Demek ki ülkede terörle mücadele adına yürütülen çalışmalarda devletin e, omurgasını oluşturan istihbarat kaynaklarında e, yeterli bilgiye sahip olmadıklar gibi ortaya çıkıyor. Zaten istihbaratınız sağlam olmadıkça, istihbaratınız güçlü olmadıkça bu türlü olayları hatta terörü önlemeniz, birçok olayın önüne geçmenizde mümkün olamadı. Şimdi e, şöyle mi yorumlayalım acaba? Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Hilmi Özkök için söylediği ne uyardınız kardeşim sözünü hatırlayalım. 2004 MGK'sında cemaatle ilgili uyarıyı hatırlayalım. E, yanılmanın e, ya da işte Sözcü Gazetesi'ni ekran aldığımızda FETÖ'cü hakim bana bir bakan ve iki AKP'li vekil referans oldu diyor itirafçı. Manşete taşımış Sözcü bu e, hakimi, itirafçı olan hakimi. E şimdi bütün bunlara bakınca yanılmanın nedeni e, işte Allah dedikleri için, namaz kıldıkları için böyle bir darbe yapacak olma ihtimalini göz ardı etmeleri hiç mi? Şeye, yani musun, Hiç alakası yok. Şimdi FETÖ'cü hakim bana bir bakanla iki AKP'li milletvekili e, referans oldu. Demek ki şu var, Türkiye'de bir yerlere gelebilmek için, bir yerlere atanabilmek için, kamuda işte özellikle bu e, mülakat olayında yerinize bir, e, bir e, engeli aşabilmeniz için, Bakanı da ihtiyacınız var, AKP'li milletvekillerine de ihtiyacınız var. Yani mülakat olayı tam Türkiye'de bir skandal. Şimdi hatırlayınız bu mülakat olayını geçmişte e, o dönem Yasav yöneticileri ve daha sonra değişik e, hukuk kuruluşları. Ya bu mülakat olayını kaldırın veya mülakat olayını öyle bir yapın ki e, her şey kameraya alınsın. İnsanlara ne sorulduğu ve onların ne cevap verdikleri gerçekten mülakatta, Uygun ee, sorular mı soruluyor ya da e, mülakata e, sadece insanları elemek ya da e, kazandırmak için mi yapıldı ortaya çıksın istediler. Bunu önce e, kabul edildi sonra işte Danıştay'a gitti sonra bozuldu falan filan sonuçta bu yapılamadı. Şimdi aynı sistemi bakın aynı mülakat sistemi devletin bütün kuruluşlarına, memur alımlarına, Bundan sonra üst görevlere getirilmede de getiriyor. Mülakat dediğin olay tam anlamıyla bir torpil meselesidir ağırlıklı olarak. Kayırma. Tabii ki bütün kuruluşlara köklü yerleşmiş bazı kuruluşlar dışında birçok olay kayırma nitelikli olduğu biliniyor. Şimdi bakıyorsunuz sınava giren herhangi bir hakim adayı diyelim ki sınavda en yüksek notu alıyor. Belki aynı sınava katılanlardan en yükseği alıyor. Bakıyorsunuz, mülakatta eleniyor. Niye eleniyor? Ya işte yönetimin anlayışına uygun değildir. Ya işte mezhepsel olaya bakılması sebep olmuştur. Ya işte başka etkenler bulundu. Memleketi, ilişkileri, mezun olduğu okul, her şey etkili oluyor. E şimdi o yüzden bu mülakat konusunu hakikaten bir rayına oturtmak lazım. Yoksa mülakatın anlamı siz sözünü edin, ettiğimiz işte KPS'lerde, ne kadar yüksek puan alırsanız, ne kadar başarılı olursanız onun bir anlam ifade etmediği ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü bu olay bütün sizin başarınızı, emeğinizi silip süpürüp götürüyor. Şimdi o nedenle bir bakandan aracı olması, iki milletvekilden referans istemesi yadırganacak aslında bir durum değil. Şunu söyleyeyim ben. Neden? Türkiye'de sistem böyle yürüyor. Yani bu o hakim, itirafçı da işte itirafçı hakim böyle dedi olayına bakmıyorum ben. Çünkü Sistemin geneli böyle. Şimdi aynı durumda diğer hakimlerde, savcılarda, öğretmen adaylarda, diğer meslek gruplarında önemli bir bölümü hala geleneklerini koruyan birkaç bakanlık hariç. Birkaç bakanlık hariç. Var mı hariç? Var, var. Hı -hı. Siyasetin tanım anlamıyla etkili olmadığı birkaç yer hariç. Çünkü onlar geleneklerini hala koruyan gibi, dış dışişleri gibi. Mi? Dış işleri gibi. Hı -hı. E, koruyan bazı yerler dışında e, tamamen bu şekilde giriliyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı'na kaymakam adayları alınıyor örneğin. <laughs> mülki eee mülki idare amirliğine alındığı zaman ne oluyor? Mutlaka ve mutlaka hatta ve hatta şunu söyleyeyim. E, o sınav komisyonda bulunanlar bile e, oğlum sen getir birkaç bakandan işte veya bilmem e, milletvekillerinden Referansın referans kim? getir. Kim e işte hamilik kart yakınımdır sistemi çok etkili bir biçimde devam ediyor. Nerede burada. mülakat sınavsa. yoksa ehliyet. Tabii yoksa onların... aday sınava girer, başarılı olur olamaz. O ayrı bir konu. Yani mülakatlarda, e, sınavlardaki sınavlarda ki durum kendi e, başarısına bağlı. Kendi çabasına bağlı ama mülakattaki durum çok ayrı. O yüzden ben zerre kadar yadırgamıyorum. Yani bakandan iyi helal olsun bir bakana ulaşabilmiş. <laughs> Veya işte iki AKP'li bilmem mille, e, vekile ulaşabilmiş. E şimdi aynı referansları inanıyorum ki e, bugün devam eden herhangi bir en küçük sınavlarda dahi, mülakatlarda dahi bu Hala, hala devam geçer. ediyor bu sistem. Gidin illerde diyelim ki bir yere işçi alınacaktır. Geçici işçi alınacaktır. E, özel idarenin herhangi bir bilmem bölümüne veya belediyenin bilmem ne şirketine işçi alınacaktır. E, mutlaka orada ya bakan işte artık gücüne göre kişinin ulaşabildiği yere ya Milletvekili AKP'nin il başkanı ilçe yöneticileri hastalık gibi bu yani senelerdir böyledir var yani olan bir problem. o yüzden e, yadırgamıyorum. Şimdi gelelim e, Özkök'ün e, Özkök sözlerine Binali e, Yıldırım'ın gelelim. Haydar yanıntı. Bey gösterir herhalde şimdi. Haydar Bey şöyle bir belgeyi bir gösterirseniz. Evet. Bu sözünü ettiğiniz yani işte 2004 yılı Milli Güvenlik Milli Güvenlik Kurulu'nun Kurulu belgesi bu. E, i̇şte dönemin e, Ahmet Necdet Sezer e, Cumhurbaşkanı Yine Recep Tayyip Erdoğan Başbakan, Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı, Abdullah Gül Dışişleri Bakanı, Abdullah Şener Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Mehmet Ali Şahin Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı, Cemil Çek Adalet Bakanı, Veci Gönül Milli Savunma, Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanı ve dönemin komutanları Aytaç Yalman, Özden Örnek, Hepsi İbrahim Fırsına ya. ve Şener Ergün'ün imzalarını taşıyan belge. Yani 2004'deki Milli Güvenlik Kurulu kararı. Orada deniliyor ki 25 Ağustos 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplantısı yapılmıştır. Kurulun bu toplantısı 24 Haziran 2004 tarihli MGK toplantısının gündeminden biri olan Türkiye'de nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu Gündeme gelmiş yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş... ve bu konuda tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar vermiştik. Şimdi. Şimdi Bilal zaten... Yıldırım'ın başbakanın açıklamasını da ben ekleyeyim. Ne uyardınız kardeşim? <laughs> MGK kararına bakıyoruz. Nur cemaati izlenmelidir. Ne zamandan beri cemaatler terör örgütü oldu? Kırmızı çizgimiz terör faaliyetinin başladığı gün. O da 17 Aralık diyor. Şimdi bakın Kamu böyle. Kamuoyunu yanaltan bir açıklama e şimdi, bu. Şimdi tabii ki çarptıran, e, gerçekleri söylemeyen. Şimdi ülkede irticanın bir tehlike olduğu bilinmektedir. Şimdi e, bunlar e, Nur Cemaati dediğiniz sonuçta evet Türkiye'de cemaat faaliyetleri yasak değil ama devleti ele geçirmeye çalışan, devletin içerisinde bilmem yapılanmaya çalışanların İleride fırsat bulunca bunları devleti ele geçirip, kontrolü ele geçirmek ve amaçları doğrusunda bir yönetim tarzını geliştirmek isterler. Bugün ne diyoruz İşte 2015 Temmuz'a geldiğimiz zaman ne oluyor? Bir darbe girişimi olur? Peki bu darbe girişimine gelene kadar bu olayların seyircisi kim bugünkü hükümet ağırlıklı olarak Çünkü bugünkü hükümet döneminde devlet içerisindeki önemli bir güç haline geldi atamalarda söz sahibi bunlardı. Yerleştirmelerde söz sahibi. İşte hakimlerin, savcıların, işte ne bileyim e, içişleri mensuplarının yerleştirmesinde ağırlıklı olarak bunlar etkili oldu. Mülakatlarda bunlar etkili oldu. KPSS sınavlarının soru kitapçıklarını bunlar ele geçirdi. Bunlar dağıttı. Bunlar CSK'daki devleti... TSK'daki etkinliklerini yani tabii ki, Ergenekon Balyoz'da nasıl sağladıklarını kesinlikle. gördük. Kumpas yani onları çıktı. Örneğin 2007 yılında e, Balyoz olayı, özür dilerim, Ergenekon olayı ortaya çıktığında, o günlerden beri hep yazıyoruz biz bunları. Ee, ne bileyim 2005 yılında Şemdin'in olayları başladığı zaman Şemdinli'nin nasıl bir kumpas olduğunu hep beraber yazıyorduk, ortaya koyuyorduk. Şimdi e, Sergi abi bunlar güzel konuşuyoruz da herkes kitapta ne yazıyor onu merak ediyor. Mesela Darbe kitapta gecesi bunları ne oldu? da yazıyorum. Bakın, Darbe şimdi, gecesi ne yaşandı e, onu merak şunu ediyorum. Şunu da yazıyoruz. Bakın şimdi ne diyoruz? İşte hakimlerin, savcıların durumu. Biz diyoruz, diyorduk ki veya işte e, ben kitaplarımda yazdığım için daha Hı -hı. önce söylüyorum. Hı -hı. Şemlinde, Ölüm Kuyuları kitabında, Şemlinde Olay Var e, kitabımızda. İşte e, askerleri ilk darbenin nasıl indirildiğini ortaya koyarken, o dönemde bu iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısının, diyorduk ki bu bir Fethullahçı'dır, bu Fetullahçının hazırladığı iddianamedir dediğimiz zaman, kıyamet kopuyordu. Hayır, hayır öyle değil. E şimdi bakın belgesiyle beraber yayınlıyoruz. O iddianameyi yayınlayan kişinin hı hı. Fethullahçı, ...olduğunu kendisi itiraf ediyor ve şu anda itirafçı hakim ve savcıların arasında da yer alıyor. Ne garip bir durum. Bakın Türkiye'de hakim ve savcılar itirafçı olmuş. Demek ki o kadar haksızlıklar, o kadar hukuksuzluklar, o kadar insafsızlıklar yapmış ki... ...insanların hayatlarını karartmışlar bu insanların ve şimdi de itirafçı konuma gelmişler. Şimdi memleketin hali bu. E bu yargıya, bu sisteme siz nasıl güveneceksiniz? Bunları bu hale getiren... Sözünü ettiğiniz bu cemaatler, bu cemaatçiliği yapılar, işte emniyeti ele geçir. Bakın Kalb şu ana kadar. Kaygı uyandıran zaten şu ana bu zihniyetin kadar, Binali Yıldırım tarafından bir de çarpıtılmaya çalışılması. yani Sayın Hanım şu ana kadar, tabii yani hiç ben ona girmiyorum çünkü e, Başbakanımızın o sözleri sadece bir savunma niteliktir. Yani o yüzden e, böyle. Zihniyeti değiştirmeden çözüm de bulamayız e, o açıdan kaygı uyandırıyor Tabii herhalde. yani saygısız asla bir ifade kullanmak istemem ama yani sadece kamuoyunu biraz böyle anlatmaya siyaset yap yapılıyor o sözlerle. Çünkü e, bir darbe gerçekleşiyor. Bu darbenin darbe bir günde olmaz. Şimdi darbe darbenin, girişimi, kalkışma girişimi. Saygı abi araştırman ve kitapta yazdığın kadarıyla buna darbe mi diyelim, girişim mi diyelim, kalkışma mı diyelim? Diye, darbe diye darbe demek etti? lazım aslında yani sonuçta bir darbedir. Silahlı bir kalkışma vardır. Türkiye'nin her tarafında birçok yerinde oluyor işte köprüler kapanıyor bilmem ne sonuçta. Bir darbedir yani buna darbe dememek mümkün değil ama darbe sonuçta başarısız bir darbe. Şöyle Semra, bu olay başladığı zaman belki bazı askerler pozisyonlarını ona göre almışlardır. Eğer gidişat, genel e, hava başarılı olmuş olsaydı bugün inanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de Farklı bir Yani durum bazıları ikna olmadığı için, bazı e, askerleri ikna edemedikleri için sahada, o sırada mı değişti her şey? Şimdi genel bir de tabii şu görülmeye başlandı. Bunların içerisindeki e, bazı e, yapının içerisinde yer aldığı düşünülen bazı komutanların e, FETÖ'cü olduğu zaten komutanlar tarafından da bilinir. E, genel havayı öğrenildiği zaman e, bu darbe kimler tarafından yapılmaya başlandığı da ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. O nedenle ilk başlangıçtaki e, gelişim, daha sonra olayların içerisinde yer alan komutanların e, yavaş yavaş ortaya çıkması ve o sırada bazı komutanların o desteğini daha doğrusu o desteğin veya o yapın içerisinde olmadığını ortaya koyan yani açıklamaları... Yani emir komutu olmadığının olmadığı, ortaya çıkması. Olmadığını ortaya çıkması havayı gecenin belli bir saatinden sonra değiştirmeye başladı. O nedenle sadece bir girişim olarak kaldı diyebiliriz ama sonuçta baktığınız zaman... 241 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığı, işte ne bileyim e, polis merkezlerinin e, şehitler verildiği bir sürece ne yazık ki yaşandı. yaşandı en Türkiye. ağır hasar sanıyorum emniyetin değil e, mi? Tabii şimdi Özel... bakın bir yerde sadece bir binaya yaptı, yapılan saldırıda 47 emniyet mensubu hayatını kaybetti. O sözünü ettiğimiz Özel Harekat Dairesi Hı -hı. ki Özel Harekat Dairesi Türkiye'de gerçekten terörle mücadele çok etkili olan bir daire. Yani ne kadar çatışmalı, ne kadar belalı iş varsa oradaki yetişmiş elemanlar bu çatışmalara girer. Örnek verelim. Diyelim ki Ankara'nın falanca semtinde bir evde hücre evi olduğu tespit edildi. Oraya normal polis asla girmez. Terörle mücadele polisi veya işte ne bileyim istihbaratı veya asayiş şubesindeki polis girmez. Ne oldu? Bina tespit edildi. Hemen özel harekatın ekibi gelir. Yani çatışmaya giren, ilk anda işte şehit verilen falan her zaman onlar olur. Çatışmaya yani operasyonu bizzat onlar yapar. Hı hı. Çünkü özel eğitimli, e, bu konuda yetiştirilmiş e, e, ekipler olduğu için 47 kişinin orada bırakın 47 kişiyi ya yani bir kişinin bile hayatını kaybetmesi bile yani böyle bir olay tabii, tabii facia ki facia yani çok facia. Evet. Deci. Şimdi reklama gideceğiz ama Saygı abi Kitapta şimdi ben Buyurun. de okumadığım için ayrıntı soramıyorum henüz okumadığım için. Ama e, şimdi bu kitapta başlık olarak neyi buluyoruz? O kadar çok soru var ki hangi sorulara yanıt buluyoruz? Acaba en azından başlıkları söylesen. Şöyle söyleyelim. E, şimdi Kod Adı Mürted kitabında e, gerçi kitap bir haftalık ama kitap e, hemen çok büyük yoğun ilgi oldu. Hı hı. E, Ankara'da falan çoğu yerde, Diyanarlarda falan da kalmamıştı. Belki bugünden itibaren... Yeni baskıları gelmiştir. Beşinci, altıncı baskılar hemen yapıldı. Ee, onlar geldi sanıyorum bugünden itibaren bulunabilir. Şunu verdik. Darbe anından itibaren hatta şöyle söyleyeyim. Uçaklar uçmaya başladıktan sonra ben genelde oturan gazeteci değilim. Veya da televizyondan izleyelim ya da televizyondaki yorumları dinleyip bir arpanları değilim. Hatta Semra onu da gösterebilirim. Daha ilk sayfadan itibaren... Her zaman ben sahada olan gazetecilerden biriyim. O yüzden böyle bazen derim ya ben mayınlı arazilerde yürüdüm, sınır boylarında hep ben oldum falan. E bakın gece e, işte olay başladı. Ha. Olay başladı şu e, genel genelkurma karargahın önü. Yani hmm. olaylar onda silahlar patlarken, işte biraz daha ilerleyen saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalarken ben oradaydım. Şimdi ben oradaydımla başlıyorsun. Sonra tabii ki gazeteci olarak e, ister istemez... İzlenimlerin, e, gördüklerin haricinde... Yalnız tabii onlarla yetinmiyorsun tabii ki <laughs> çok sayıda yani kitabın içerisinde çok sayıda belge, fotoğraf, imza e, işte belgeler olayda kullanılan... Örneğin işte diyelim ki e, Deniz Kuvvetleri Komutanımız e, o gece polise sığınıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> Deniz <gülüyor> Kuvvetleri Komutanımız polise sığınıyor. İşte diyorum ki onun da belgesi diyorum tutanaklarıyla beraber... Yani her şeyi mümkün olduğu kadar e, belgeleriyle, olaylarıyla ortaya koydum. Çok sayıda tabii bu arada ifadeler var. Anladığım tabii ki, kadarıyla tabii ki, tabii kitapta. Ki. Mektuplar geldi. E, o geceyi yaşayanlardan şahsen konuştuğum, yüzle konuştuklarım. E, bir de cezaevlerinden olsun, aile onların Hı. tutuklularından olsun, yakınlarından olsun gelen mektuplar. E, bunlarla ilgili ifadeler, tutanaklar işte e, her şeyleri belgeleriyle Hı. beraber ortaya koydum. Tabi şunu söyleyelim bu nitekim ilk kitaptır daha. yani e, hı hı. Bu konuda yazılan gibi. ilk kitap evet. Yani bu iddianame öncesi böyle bir olay ortaya koydum. İnsanların bir fikir edinmesi açısından ne olduğunu açıklıyorsun. Bazen çok komik olaylar var bazen çok trajik olaylar yaşanıyor bu şeyin içerisinde. Hı hı. Hatta e, geçenlerde bir kor general, tutuklu bir kor kardeşi geldi e, kitabı okumuş. Ya evet diyor. Bakın diyor. Abim diyor falancaya aramış. O telefona cevap vermemiş. Bana da anlattı. Kitapta da diyor aynı şeyi yazıyor. dedim yani biz araştırmacı gazetecilik yapıyoruz. dedi böyle. <laughs> biz de araştırdık tabii ki, herhalde. Tabii ki. İnanın samimiyetle söyledim. bu olay tabii ki Türkiye dileriz böyle olaylar yaşamasın ama yaşanan bir olay. Yaşanan olayı da sadece bizim gazeteci olarak namus borcumuz. Sadece gerçekleri anlatmak, gerçekleri duyurmak bu bizim görevimiz. Ben de Sonuçta ilk bilgileri e... yani şu ana kadar edinebildiğim tabi tabii, tabii, tabii. edinebildiğimiz bilgilerde yani ki, kısa bir, bir ara verelim bir aradan olayın. sonra e, özellikle hani çok merak edilen enişte meselesi var. İşte işte o gece MIT Müsteşarı Kurmay Başkanı ve eniştenin Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gibi ayrıntılar ve hala muğlak kalan e, aydınlanmayan konular var. Ne aydınlandı neyi görebildin ya evet. da çerçevesi ne? Kısa bir aradan sonra Öztürk'ün kitabından biraz tabi kuple vereceğiz sevgili izleyiciler. Merak eden ayrıntıları kitapta görecek nihayetinde. Müzik Evet, kod adı Mürtet şu anda ilk haftasını e, geçirdi kitap e, ve baskıları tükendi ama bir herhalde raflara gelmiştir yeniden. Evet. E, şimdi tabii kitabı okuyacak izleyenlerimiz, okumak isteyenler ama ben şunu merak ediyorum. Kitabın içinden en azından bizimle o ayrıntıyı paylaşın isterim. E, şimdi darbe gecesi işte genelkurmay başkanı değil de, deşarı müsteşarı değil de neden enişte cumhurbaşkanını arıyor bu soruya yanıt bulabildiniz mi? Şimdi bu darbe girişiminde aslında cevap bulamayan çok konu var. Hatta şöyle oldu. Şimdi bağlıyorsunuz olayları. Yaşadığımız 1980 darbesinde o dönem gazeteciliğe başlamıştım. O geceyi de yaşayan bir gazeteci olarak. Şimdi baktığın zaman diyorsun ki ya şey saati böyle değildir. E i̇şte darbe saati böyle olmaz. Bu saatte darbe, darbe mi bir olur? Darbenin planlaması bir başı olur, bir sonundaki bir takım adamlar olur. Burada baş belli değil. İnan şu ana kadar okuduğum, çok sayıda ifade okudum bu olaylarla ilgili. Çok sayıda kişiyle konuştum. Ee, işte mağdur veya cezaevindekilerin e, kalkışmada yer aldığı iddia edilen tutukluların aileleriyle, onların avukatlarıyla falan yaptığımız görüşmelerde hep şunu görüyorum. Masum diyor, hiçbir suçu yok. Nasıl yani diyorsun? E canım, diyor, o gece diyor işte... Komutanlığı demişler ki işte tatbikat yapılacak. Onlar da tatbikat için <laughs> gitti. Örneğin diyorsun TRT'deki olaya bakıyorsun. Oradaki deniliyor ki işte e, işit TRT'yi basacakmış. O yüzden hadi biz bilmem e, şeye gidiyoruz. TRT'yi korumaya gidiyoruz diyor. Şimdi askerler yani anlatılanları okutmaya değil TRT'ye işitten TRT'yi korumaya gidiyorlar. gidiyorlar. Korumaya öyle Şimdi <laughs> baktığın zaman son derece diyorsun ya masum eğer doğruysa Hı -hı. ya adamın oradaki askerin Komutanın böyle planı olduğundan haberi bile olmayabilir falan diye düşünüyorsunuz. Ya da bakıyorsunuz işte birçok yerde e, asker operasyonu hazırlanıyor. E, i̇şte nereye gidiyoruz? Ya işte PKKların bir bilmem neyi var. Ona karşı işte bilmem nerede tedbir almaya gidiyoruz. Ya da bir bakıyorsunuz işte en önemli olaylardan birisi Özel Kuvvetler Komutanının basılması olay biliyorsunuz var. E, o olayda olayda Semih Terzi general. Oradaki askerlerle beraber ilk geldiği zaman Diyarbakır hava alanına geliyor. Orada toplanıyor. Orada askerlerle konuşma yapıyor arkadaşlar. Özel Kuvvetler Komutanlığı darbeci darbeye kalkışan bir grup tarafından ele geçirildi. Darbecilerden gidip komutanlığımızı kurtarmamız gerekiyor diyor. Mesela askerler Ankara'da iniyor. Oradan helikopterle bıçaktan indikten sonra Etmis'te helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na götürüyor. Niye götürülüyor? Orada darbecilerden kurtarmak adına götürülüyor. Halbuki kendileri darbe yapmak amacıyla geliyor. Yani Şimdi bu oradaki orada e, içindeki yapının içindeki darbeci ile emir komuta zincirinde üstünden tabii, emir tabii. alanı birbirine karıştırıyor. Birbirine, evet. O yüzden de mağdurlar oluşuyor. O yüzden tabii mağdurlar oluşuyor. Gerçekten olayla hakikaten uzaktan yakından ya da gerçekten böyle zanneden ya da böyle zannettiğini düşündüğümüz ya da e, belki aldıkları e, eğitim gereği ya da Planlamaları gereği bu şekilde açıklamalar da şimdi yapabiliyorlar. Soruşturma şimdi şöyle diye. demek lazım. Hı hı. Soruşturma deyince, şimdi bakın bu olay çok karışık. Her yönüyle karışık bir olay. Bu olayı böyle gazetecinin içinden çıkması veya bilmem siyasetçinin içerisinden çıkması ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunun içinden çıkması mümkün değil. Bu karışık, karmaşık olayı gerçekten Cumhuriyet Savcıları'nın bu anlamda işi zor. Hele hele hakimlerin daha çok zor. En etkili delil BAYLOG galiba değil mi? Evet ağırlıklı en olarak delil o. o. Evet. Şimdi bir de tabii burada e, biz de şunu da bilmiyoruz açıkçası. Şu anda e, Cumhuriyet Savcılar yani darbe girişimini so e, araştıran Cumhuriyet Savcıların elinde ne belgeler vardır, neler vardır biz daha bunları da bilmiyoruz. Bunlar ancak mahkeme dava açıldıktan sonra bazı olaylar sunulduktan, İddianın sonra. sunulduktan ve Mahkemede bunu iddianameyi kabul ettikten sonra bazı şeyleri öğreneceğiz. Biz şu anda nasıl söyleyeyim ben mesela yüzlerce ifade okudum. Kimlerin işte genelkurmay başkanından tutunuz kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri işte ordu komutanları dahil o gece karagahlarda yaşananları, Diyarbakır'da ne yaşandı, özel kuvvetler komutanlığında ne yaşandı. Akıncılar'da ne yaşandı, komutanlar Akıncılar'a nasıl götürüldü, nasıl kurtarıldı yani her şeyi bunlara dayandım. Ve çok ilginç tabii ki de, e, garip olaylar var. Bakın şimdi Genelkurmay Başkanı'nın e, karargâhtan götürülüşü. Askerlerin gözleri önünde götürülüyor. Yani gözleme odası var askerlerin. E, o katı sadece Genelkurmay katını gözleyen oda. Geliyor bir komutan, üst rütbeli komutan çocuklar diyor şey yapıyoruz, tatbikat yapıyoruz siz sakin olun diyor. Hiç karışmayın diyor, yerinize oturun. Şimdi bakın Genelkurmay Başkanı orada e, şeyler darbeci olan grup tarafından götürülüyor. Böyle silah, zennemde e, silah doğrultularak o şekilde götürülüyor. Ama oradakiler biz... Taktikat, Alarm vermiyorlar. Tatbikat Tatbikatın olduğunu Tatbikatın bir parçası olduklarını... Tatbikat. Hatta bakın general rütbesindeki bir komutanla konuştum. Şunu anlattı. Beni dedi... O kata çıktım. Beni dedi derdest ettiler. Hemen dedi işte e, ellerimi kelepçelediler. Arkadan kelepçelediler. Ondan sonra diyor işte e, gözümü bağladılar. Şey pardon. E, yaptılar şey diyor. Gözümü şey ağzıma diyor tıkaç tıkadılar diyor. Gözüm diyor açık diyor. odanın diyor kapısı yarım açıldı. Genelkurmay Başkanı'nın orada ne oluyor? Kim giriyor? Kim çıkıyor? Hepsini görüyorum. Tatbikat diye düşünüyorum ben. Ama diyorum ya bu kadar da gerçekçi bir tatbikat olamaz ki diyorum. Ve ne zaman diyor tatbikat olmadığını anladım diyor. Şimdi e, benim diyor tepemde diyor bir silahlı asker var. Silahı bana doğru oturmuş vaziyette duruyor. Bir asker geldi onun yanına aynı grupta. Ya dedi şeyi de e, tuttular dediler. E, Boğaz Köprüsü'nü de, de tuttular dedi askerler dedi. E, kapatıldı. Dediği zaman diyor, o zaman ben artık bunun bir e, tatbikat. tatbikat olmadığını ya bu kadar diyor, gerçekçi diyor, tatbikatta diyor, olamaz diye düşünüyordum diye. Gerçekten bunu anlatınca bu durumuna kendisi de giriyor. Tabii ki ben de dinleyince giriyorum. Hakikaten bu kadar da olmaz ki falan. Baştan diyor. bilse tabii başka türlü davranacak tabii, baştan Yani başka yapacağı bir şey de yok. Zaten hemen o anda derde ediliyor. Hemen hatta bunu alacağı zaman da diyor ki. Bu da diyor devletin yalakasıdır diyor. Bunu da alın diyor. Yani o kadar ciddi ki sanki böyle senaryonun bir parçası gibi. Bunu albay söylüyor. Sözde o darbeci albay. Bu da general. Bunu gördüğü zaman hemen bunu da aynı şekilde yapıyor. Yani o da çok ilginç olaylar yaşanıyor evet, işte. Evet yani devletin yalakasıdır dendiğinde bile tatbikat olduğunu Tatbikat olarak tabii ki her şey tatbikat. Ee, Genel kurmay başkanı çıkartılıyor. harla -har hiç kimsede en küçük bir müdahale yok. Çünkü tatbikat yapılıyor diye düşünüyor. Ama Veya birileri işte, bilmiyordu. Birileri tatbikat yani, olduğunu zannediyordu ama bir durum. birileri de biliyordu tabii. Tabii ki mutlaka. Bir 30-35 kişilik bir asker geliyor. Silahlı asker, tam donanımlı askerler, özel kuvvet kıyafetli olan askerler. Bunların o anda karargahı onlar ele geçiriyorlar ama hepsi böyle bir tatbikatın parçası gibi oluyor. Kimse müdahale etmiyor falan. Veya işte kara kuvvetleri komutanının gelişi var. E, karargaha gelişi var. Birdenbire onu orada etkisiz hale getiriyorlar. Orada. Hı hı. E, şimdi asker yakından en yakındaki arkadaşına orada ateş ediyor mesela. Bu ateş ediyor yaz diyor sen ne yapıyorsun diyor ya. Ben diyor arkadaşın İsmail diyor. Sen diyor ne yapıyorsun diyor. Veya ben diyor Burak'ım diyor ya komutanım niye, niye, bana ateş ediyorsun diyor. Böyle şey böyle. Çok trafik. Çok garip olaylar var. Gerçekten insan hem üzülüyor. Hem böyle garip olaylar yaşanıyor. Ama tabii ki komik olaylar da var. Mesela tabii her şeyi kendi koşullarında değerlendirmek lazım. Asla kınamıyorum, öyle bir şey demiyorum ama e, diyelim ki bir komutanın, orgeneral, e, korgeneral rütbesindeki bir komutanın işte darbede bir takım kişilerin e, darbe gecesi evlerinden alıp götürülüşüne tanık oluyor. Eyvah diyor sıra diyor bana geliyor diyor. O hemen yani bir başka bir komşusunun evine gidip orada gizlenmeye çalışıyor. Fakat orada da rahat edemiyor. Ya buraya da gelirlerse ya beni burada bulurlarsa o gece kapıcı dairesine apartman görevlisinin e, o dairesine giriyor. Orada sabaha kadar e, darbedeki gelişmeleri mesela o da oradan izliyor. Hı hı hı. Başka bir komik olay bu da. Tabii ki komik dediğimiz e, yanlış yorumlanmasın. Olay insan hali ve o gece yaşananlara ışık tutmak adına söylüyorum. Bir e, kor generalimiz de e, evine geldiği zaman işte daha yeni gelmiş e, makamdan işte darbeciler geliyor kapıyı açıyor. Kapıyı açar açmaz komutan hop ne oluyor falan derlerden bunu e, üzerinde kilotu var e, atleti var. Daha yani giyinmesine pijamasını giyinmesine bile fırsat verilmemiş. Ayağında terliği var. O şekilde alıp götürüyorlar. Şimdi e, karar götürdükleri zaman hepsinin gözleri bağlı e, ağızlarını bantlı Fa, e, götürüldükleri zaman e, jandarma genel komutanıyım ile o sözünü ettiğim komutanı aynı odaya koymuşlar. Bu ağzlarındaki e, ağızlarındaki bant e, şey ıslandıkça gevşiyor. Gevşeyince artık konuşmalarına çok engel değil. da böyle bir takım sesler duyunca kimsin diye sen, komutanım sen misin diye Ay. <laughs> Jandarma Genel komutanla nasıl Komutanım sen evet diyor verim diyor. Sen de diyor falanca mısın diyor. Evet diyor verim. Çünkü gözleri bağlı birbirlerini görmüyorlar. Birbirlerini tanımaya Tabii çalışıyorlar. Tabii en son kurtulduklarında kurtarıldıklarında gözünü bir açıyor karşısında böyle don gömlek şeyi görüyor. <laughs> Generali görüyor. Tabii o andaki düşün zaten gerilimli bir sahne. Bir de orada böyle bir tavlayla bu da e, olayın biraz unutulmayanları e, veya Arasına darbe gecesinin evet. unutulmayanları. Ne olaylar var, var, var ne olaylar yani işte kitapta. Her olayın hikayesi ne? ve orada o gecede yaşananları. Biraz yaşananlar, da anladığım kadarıyla Saygı abi sürenin sonuna geldik ama biraz da e, dakika dakika yaşananları tabii, tabii. bir kaynak niteliğinde aktarmış oluyoruz. Şöyle yani kitapta. bir e, bunu okunduğu zaman e, o gece neler olmuş. Genelkurmay'da işte bakın biz hep televizyondan görüyoruz. O gece o karargahın içerisinde... Merdiven başlarında, işte ne bileyim işte binanın belki duvarların ötesinde neler olmuş, neler konuşulmuş, hangi komutan pencereden dışarıya nasıl yapmış veya kapılar nasıl kilitlenmiş, kim kime nasıl telefon etmiş, telefon ettiği zaman neler konuşulmuş. Yani her şeyi bir yerde olayı o gece gözünüzün önünde rahatlıkla canlandırabiliyorsunuz. Evet. Dağdası yaşıyorsunuz olayın içerisine ama şunu söyleyeyim ki tam anlamıyla bir korku tüneli. Gerçekten bir korku Daha çok tüneli. da soru var galiba. Ee, ve Mürtet'te hakikaten yaşananlar da büyük bir dram. Mürtet e, o zamanki adı Akıncılar içinde yaşananlarda evet. Büyük bir dram. Mürtet'in anlamı ihanettir. 1402 yılında Osmanlı'yla Yıldırım Beyazı'yla Timur Renk arasında, Tam Timur arasındaki adına yakışan olmuş değil oradaki, mi? Oradaki evet ihanet. Çok teşekkür ediyoruz evet. Saygı abi. İzleyenler için tekrar kitabın kapağını da gösterelim. Kod adı Mürtet. O geceyi bize 15 Temmuz'u anlatan ilk kitap sevgili izleyiciler. Çok teşekkürler. Başka da teşekkür konuşalım dedik Sağ ama abi. imkan olmadı. Çok anlattığın konuşalım. ayrıntılar önemliydi. Bir dahaki sefere Türkiye'nin gündemindeki diğer konulara da gireriz. Yarın aynı saatte yine saat 8'de bekliyor olacağız. Hoşçakalın.